Babamla birlikte biz de birçok yer gezdik. Malatya, Kayseri, Yozgat, en son Konya'dan Gaziantep'e getirildi. Çok zor şartlarda aslında gidiyorduk. Hem maddi olarak da çok zor şartlarda yaşıyorduk. Annemin de aslında kronik hastalıkları var. Biz o şekilde yollara çıkıp gidiyorduk. Ve orada da tabii ki zor şartlarla karşılaşıyorduk. Kar kış demeden gidip babamı görüyorduk. 40 yıldır cezaevinde benim babam. Hukuksuz bir yere yatıyor şu anda. Normalde emsal bir kararı olmasına rağmen, ona af çıkmasına rağmen bırakılmıyor. 30 yıl olduğunda bırakılması gerekiyor. Benim babam 30 yılı geçiyor şu an. Babam gibi birçok insan şu anda dediğim gibi yani cezası bittiği halde içeride tutuluyor. Bu haksız ve hukuksuz, hani hukuksuzun artık bitmesini istiyorum. Cezası bitmişse bırakılmasını istiyorum. Buradan da sesleniyorum yetkili yerlere, hükümete, gerektiği yere. Lütfen artık bırakılsın benim babam. Çünkü bunlarla beraber sağlık sorunları da ortaya çıkmaya başladı. Hem kulaklarında, hem belinde, boynunda birçok hastalığı var. Ve artık bunu kaldıracak durumda değil. Ve ben babamın içeride ölmesini istemiyorum. O kadar yıl içeride o umutla, o direnişle, o inançla kalmak gerçekten çok zor. Yani o beni ona bağlayan aslında tek bağ diyebilirim. O umudu, o direnci, o mücadelesi. Avrupa İnsan Hakları Derneği veya daha bilmediğim sendikalar, kurumlar neresiyse buradan söylüyorum. Lütfen, lütfen buna artık bir şey yapılsın istiyorum. Yani bu siyasi tutsakların, belli bir şekilde cezası bitmiş tutsakların meclise taşınmasını istiyorum. Seslerinin duyulmasını istiyorum. Halkın da sessiz kalmaması gerekiyor tabii ki de, yani bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı. Yani şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir sorun var. Yani gerçekten sessiz kalma gibi bir durum var. Sessiz kalma. Yani seslerini çıkarsınlar. Siyasi tutsakların bırakılması için lütfen seslerini çıkarıp ayağa kalksınlar. Yani 30 yaşındayım. Yani hiçbir şekilde ben babamla oturup bir kahvaltı bile yapmadım. Akşam yemeği yemedim, bir parka gitmedim, gezmedim, tozmadım. Evlendiğimde yanımda yoktu. Üniversiteye gittiğimde, ilkokula gittiğimde, ortaokula gittiğimde hiçbir şekilde yanımda hiç kimse yoktu. Baba özlemini çok içten hissediyorum, içten görüyorum ve baba hasretini çekiyorum. Ben artık babamın bırakılmasını istiyorum. Yani en azından onun yazdığı dilekçelere oturup bir hakimin ve savcının gerçekten hani adaletli bir şekilde, çünkü bundan muzdarip hani belli hakim savcılar bakmıyor, incelemiyor diyenler var. Bundan çok muzdaripler. Oturup incelenmesini istiyorum lütfen. Yani sizin de evlatlarınız var, sizin de babanız, anneniz var. Yani kendinizi bir bizim yerimize koyun, empati kurun diyorum.